Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine kolay ve güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi söyleyeyim. Burada örneğimi şöyle bebe yünüyle gösteriyorum arkadaşlar. Kameram netleşsin. Şöyle. Ama ben büyük parçamı burada böyle orta kalınlıkta bir iple hazırladım. Böyle açık renkleri kamerada çok net anlaşılmadığı için pembe ipimle gösteriyorum. Evet, ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Modelimiz çiftli sayılardan oluşuyor. Çiftli sayılarda ilmek attığımızda modelimiz denk gelecektir. Şurayı biraz uzun bırakmışım. Keseyim. Evet, lastik istemeyen model arkadaşlar, tabii tercih eden yapabilir. Ben şöyle birkaç sıra düz örüp haroşa yapıyorum. Modeli daha iyi anlatabilmek için. Sıramı tamamladım. Tekrar baştaki ilmeğimi örmeden alıp sıradaki ilmeklerimi yine düz örüyorum. Dediğim gibi birkaç sıra haroşa yapıyorum. Evet, şimdi modelime başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada iki tane ilmeğim var. Öndeki ilmeğe değil de arkadaki ilmeğe, alttaki ilmekten batıyorum arkadaşlar. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra şişimin başına bir kez dolayarak artırma yapıyorum. Ve bu iki ilmeğimi içeriden batarak düz örüyorum. Birini kesmiş oluyorum. Yine sıradaki birinci ilmeğime değil, ikinci ilmeğime alttaki ilmekten batıyorum. Buradan ilmek uzatıyorum. Şişimin başına bir kez dolayıp artırma yapıp bu iki ilmeğime içeriden batarak birlikte örüp birini kesiyorum. Yine birinci ilmeğe değil, ikinci ilmeğe alttaki ilmekten batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Şişimin başına bir kez doluyorum ve bu iki ilmeği içeriden batarak düz örüp birini kesiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, yine birinci ilmeğe değil, ikinci ilmeğe alttaki ilmekten batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Şişimin başına bir kez dolayıp iki ilmeği içeriden batarak düz örüp birini kesiyorum. Yine birinci ilmeğe değil, ikinci ilmeğe alttan batarak bir tane ilmek çıkarıyorum. Şişimin başına bir kez dolayıp artırma yapıyorum ve bu iki ilmeği içeriden batarak düz örüp birini kesiyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Şöyle ilmeklerin dağılışını göstereyim arkadaşlar. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Bir tane ters örüyorum. Sıradaki ilmeği tek olarak ters ördüm. İpi arkaya attım. Sırada artırma ilmeğim var. Artırma ilmeğimi içeriden batarak böyle sağ kanattan batarak düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada uzattığım ilmeğim var. Uzattığım ilmeğimle arkadaki ilmeği ters batarak ikisini birlikte örüp kesiyorum. Birini kesmiş oluyorum.
Sırada artırma ilmeğim var. Yine içeriden batarak düz örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Uzattığım ilmeğimle arkadaki ilmeği ikisini birlikte ters örüp birini kestim. İpi arkaya attım. Artırma ilmeğimi içeriden batarak düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Uzattığım ilmeğimle arkadaki ilmeği birlikte örerek ters örüp kestim. İpi arkaya attım. Artırma ilmeğimi içeriden batarak düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Uzattığım ilmeğimle arkadaki ilmeği ters örerek birini kestim. İpi arkaya attım. Artırma ilmeğimi içeriden batarak düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Ve yine uzattığım ilmekle arkadaki ilmeği ikisini birlikte ters örüp birini kestim. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, ipi kendime doğru aldım. Şimdi burada bir tane tek ilmeğim kaldı. Ters ördüm. Kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim arkadaşlar. Bakın modeli bir kez anlatmış oldum. Şöyle göstereyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi yerimiz belli oldu arkadaşlar. Ön yüzde bir tane düz, bir tane ters ilmeğimiz var. Ters ilmeğimize alttaki ilmekten batıyoruz. Alttaki ilmekten batıp buradan ilmek çıkarttım. Şişimin başına bir kez doladım. Bu iki ilmeği birlikte yine aynı şekilde içeriden batarak düz örüp birini kestim. Yine düz ilmeğime değil arkadaki ters ilmeğe alttaki ilmekten batıyorum. Buradan ilmek çıkarıyorum. Şişimin başına bir kez dolayıp artırma yapıyorum. Bu iki ilmeği içeriden batarak birlikte örüp kesiyorum. Yine düz ilmeğime değil arkadaki ters ilmeğe alttan batıyorum. Şişimin başına bir kez dolayıp iki ilmeğimi birlikte düz örüp kesiyorum. Devam ediyorum. Sıradaki düz ilmeğime değil arkadaki ters ilmeğe alttaki ilmekten batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Şişimin başına bir kez dolayıp iki ilmeğimi içeriden batarak düz örüp birini kesiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, yine iki ilmeğimi içeriden batarak düz örüp kestim. Şimdi burada bir tane düz ilmeğim var, bir de kenar ilmeğim var arkadaşlar. İkisini de düz yüzde düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Tekrar göstereyim. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sırada iki tane ters ilmeğim var. Bu iki ters ilmeğime ikisine birlikte ters battım ve ikisini birlikte ters örüp birini kestim. İpi arkaya attım. Yine artırma ilmeğimi içeriden batarak düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Yine uzattığım ilmekle arkadaki ilmeği ters örüp birini kestim. İpi arkaya attım. Artırma ilmeğimi düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Uzattığım ilmekle arkadaki ilmeği birlikte ters örüp birini kestim. Devam ediyorum. Artırma ilmeğimi içeriden batıp düz örüyorum. İpi kendime doğru alıp uzattığım ilmekle arkadaki ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. İpi arkaya attım. Yine artırma ilmeğimi içeriden batarak düz ördüm.
İpi kendime doğru alıp yine uzattığım ilmekle arkadaki ilmeği ters ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, burada şimdi uzattığım ilmeğim var arkadaşlar. Tek olarak ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Bakın modeli iki kez anlatmış oldum arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü gösterip anlatıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine bakın burada önde düz ilmeğim var. Arkada ters ilmeğim var. Dediğim gibi yerimiz belli oldu arkadaşlar. Ters ilmeğin altından batıyoruz. Buradan ilmek çıkarıyoruz. Şişimin başına bir kez doluyorum. Ve iki ilmeğimi yine birlikte örüp kesiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir düz bir ters ilmeğim var. Ters ilmeğime alttaki ilmekten batıp ilmek çıkarıyorum. Şişimin başına dolayıp iki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Ters ilmeğin alttaki ilmekten batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Şişimin başına bir kez dolayıp bu iki ilmeği içeriden batarak düz örüp birini kesiyorum. Yine ters ilmeğe alttaki ilmekten batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Şişimin başına bir kez doluyorum. Bu iki ilmeği içeriden batarak düz örüp birini kesiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, burada yine tek ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bu ilmeğimizi arkada ters örüyoruz. Burada da düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum. Düz yüzde düz ördüm. Böyle. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp ipi kendime doğru aldım. Yine bakın sırada iki ters ilmeğim var. İkisini ters örerek birlikte örüp kesiyorum. İpi arkaya attım. Sırada artırma yaptığım ilmeğim var. Düz ördüm. İçeriden batarak düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sırada uzattığım ilmeğim var. Arkadaki ilmekle ikisini birlikte ters örüp birini kestim. İpi arkaya attım. Yine artırma ilmeğimi içeriden batarak düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Uzattığım ilmeği ve arkasındaki ilmeği ters örerek kestim. İpi arkaya attım. Düz ilmeğimi, pardon, artırma ilmeğimi düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Uzattığım ilmekle arkadaki ilmeği ters örerek kestim. Aynı şekilde devam ediyorum. Ve yine tek kalan ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzü ve modelimizin ön yüzü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modeli 3 kez anlatmış oldum. Evet, çok kolay, 2 sırada biten güzel bir model. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlar, şimdi de modelimizi biraz daha büyük parça üzerinde görelim. Böyle. Yine kabartmalı, çok güzel, çok şık bir model oldu. Yapması da çok kolay arkadaşlar. Arkası da böyle.
Evet, bu modelden yine bebek örgüleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Çocuklar için yapabilirsiniz. Yetişkinler için yapabilirsiniz. Atkıda, berede kullanabilirsiniz. Bu modeli yine bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Aklıma gelen, evet, tercih sizin. Yani birçok yerde kullanılabilecek kolay ve güzel bir model. Umarım beğenirsiniz. Evet, bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.